Zagor, Büyük Korku, Dokumacı adlı korkunç katil Birleşik Devletler'de bir dizi cinayet ve soygunun fitilini ateşler. Amacı toplum düzenini bozmaktır. Ona ulaşıp zararsız hale getirmek için Zagor'la Chico örgüte girme heveslisi iki aydut kimliğine bürünürler. Fort Contre hapishanesine kapatıldıktan sonra firar ettir ettirilirler. Ve ardından son derece tehlikeli bir takım örgüte giriş sınavlarına tabi tutulurlar. Uf tamam bitti onu öldürdüm. Yaralı mısın? Hayır ama zor kurtuldum. O hayvan gerçek bir canavardı. Darkwood'un tüm davulları adına eğer dokumacı örgütteki herkesi bu sınavlardan geçiriyorsa çok az adamı sağ kalmıştır. Şimdi buradan çıkmalıyız ama nasıl? Baltalı ilahın sorusuna cevap verircesine duvarda bir kepenk açılmaya başladı. Umarım öteki iki tarafta bizi bekleyen başka bir tuzak yoktur. Neyse bunu birazdan anlarız. Gel o. Bir merdiven. Dikkatle mer merdiveni tırmanan iki arkadaş yeniden tuzağa düşme korkusuyla her basamağı kontrol ediyordu. Bu merdivenin sonu gelmeyecek galiba. Doğrusu New York kentinin altında çok ilginç sürprizler gizliymiş. Sonunda. Geldik galiba. İçimden bir ses yolun bittiğini söylüyor. Zagor yavaşça kapıyı araladı. Bin kafa derisi adına. Bir tapınağa benziyor. Belki de örkütün merkezidir. Haklısın Ergen. Gerçekten de burası katiller tarikatının merkezidir. Kim konuştu? Burada kimse yok. Bir dakika. Bak. Döşemede açılan bir kapaktan yukarı çıkan platformun üzerinde başı kukala atalı biri ve iki yanında siyahlar giymiş adamlar vardı. Bunlar ninja savaşçılarıydı. Darkwood'un tüm davulları adına. Belki de bu maskelilerden biri taş kulenin yanında bana saldıran tiptir. Eğer beni tanırsa işimiz bitiktir. Fakat ninjanın buz gibi bakışlarında hiçbir heyecan belirtisi yoktu. Ninjalar, yenilmez Japon katiller birkaç ay önce içlerinden birinin titreyen ölüm darbesini yemiştim. Bu vuruştan sırrını sadece tarikat üyeleri biliyor. Darbeyi yiyen insan hemen ölmüyor. Ben de aylar belki de yıllar sonra tıpkı zavallı Maycroft gibi öleceğim.'' Ama eğer kaderim böyleyse dokumacı ve çetesini yok ettikten sonra ölmeyi dilerim. Birkaç saniye süren sessizlikten sonra kukelatalı şef konuşmaya başladı. İlk üç sınavı geçtiniz. Böylece yeni alamuta girmeye hak kazandınız. Yeni alamut mu? Fakat ben... Anlamadın değil mi? Bizim varlığımızı çok az kimse bilir. Onların da çoğu ölmüştür. Tarikatımızın tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. Dağın yaşlı efendisi hakkında bilginiz olduğunu sanmıyorum. 1200 yıllarında ülkesinin yönetimine karşı çıkan Hasan Sahbah adındaki İranlı, Daylam dağlarında bir kale yaptırdı ve buraya Alamut adını verdi. Kendi de dağın yaşlı efendisi adıyla buranın mutlak hakimi oldu kaya surlarının içinde cennetin tarifine uyan olağanüstü güzellikte bahçeler kurdurdu. Kendisine sadık kişileri ilaçla uyuşturarak buraya getirdi. Bu insanlar ayrıldıklarında diledikleri her şeye sahip olurlar ve cennete girdiklerini zannederlerdi. Fakat dağın yaşlı efendisi onları tekrar uyutup bu kez huzuruna çağırırdı. Her çeşit zevki tatmış insanlar için bu korkunç bir korkunç bir hayal kırıklığıydı. Bunun üzerine yaşlı efendi emirlerinin yerine getirdikleri takdirde onları cennete geri gönderebileceğini açıklardı. Emirler adam öldürme, şantaj, sabotaj gibi eylemleri içerirdi. Bu adamlar kısa zamanda alt edilmez birer katil oldular. Onlarla başa çıkmak imkansızdı. Alamut Kalesi Moğollar tarafından yıkıldığında tarikat yok olmadı. Dağın yaşlı efendisinin katilleri dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Zamanla tekniklerini, beceri ve tecrübelerini geliştirdiler. Hatta eski İspanyol ve İngiliz gemilerinin mürettebatlarına katılarak Amerika'ya kadar ulaştılar. Fakat tarikatın eylemlerini yönetecek Yaşlı Efendi gibi bir liderden yoksundular. Yoksa siz, evet bu lider benim. Tarikat üyeleri tek başlarına basit birer katilden farksızdır ve fazla tehlikeli değildirler ama benim emrim altında tüm dünyayı hükmedecekler. Onları nasıl örgütlediniz? Bunca yıldan sonra nasıl bir araya topladınız? Belki işime yararsın diye bu küstahça sorunu bağışlıyorum. Dokumacı her önüne gelene sırlarını açıklamaz. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Avrupa'da iktidarı ele geçirmek üzereydim. Şanssızlık eseri adamın biri bana kafa tutma cesaretini gösterdi. Albay Maycroft bu. Ama bu geçici bir zaferdi. Çünkü o adam artık yaşamıyor ve bu ülkede henüz kimse varlığımdan kuşkulanmıyor. Fakat önümüzdeki günlerde hareket, harekat başladığında Amerikalılar beni tanıyacaklar. İşte o zaman herkes dokumacının önünde diz çökecek. Sen de bu harekata katılacaksın ama önce son sınavı başarman gerekiyor. Korkma bu çok kolay bir sınav ya da duruma göre çok zor olabilir. Sadece sadakatini kanıtlayacaksın. Sadakatimi mi? Nasıl? Zagor'un sorusuna karşılık olarak bir kapı sessizce açıldı. Silahı ona ver simit. Bir şey anladıysam şeytan çarpsın. İşte silahı aldım şimdi ne olacak? Çok basit dağın yaşlı efendisi adamlarının sadakatini ölçmek için kendilerini kale duvarından aşağı atmalarını emrederdi. Oysa ben arkadaşını vurmanı istemekle yetineceğim. Bunu yapamazsan ninjalar ikinizi de öldürecekler. Ne? Karamba karambita. Bunu benden isteyemezsin. Pancho ve ben çok eski dostuz. Karar vermek için 10 saniyen var. Onu sen öldürmezsen adamlarım öldürür. Bin kafa derisi adına. Dostum, beni vurmayacaksın değil mi? Ben bilmiyorum. Bir, dostluğumuz adına sana yalvarıyorum. Tanrım, bu çıkmazdan nasıl kurtulacağım? Öte yandan çukuyu vurmazsam ikimizi de temizleyecekler. İki... Hımm tabancada altı mermi var. Bu üç haydudu haklamak için yeter. Ama birini vurduğum an öteki hemen müdahale eder. Ne kadar hızlı hareket ettiklerini gördüm. Üç. En iyisi bir karışıklık çıkarmak. Ama Vantreel. Chico'yu onu kullanması için uyarmalıyım. Bu konuda çok ustalaştı. Neye karar verdin? Korkarım seni vurmak zorundayım dostum. Ama boğazına ne kadar düşkün olduğunu bildiğimden ölmeden önce bir şeyler atıştırmayacağın için üzülüyorum. Ne yazık ki burada ağzı atılacak tek şey yok dostum. 5. Sürenin yarısı doldu. Zagor çıldırdı galiba. Karamba karambita bir şeyler atıştırmakla niye bu kadar ilgileniyor anlamıyorum. 6. Vantril işte bunu kastediyor. Acı bana dostum, acı bana. Neyse anladı. Fark ettirmeden onu ağzına atmayı başardı. Konuşmaya başlar başlamaz dönüp ateş edeceğim. Bir dakika. Birden inanılmaz bir şey oldu. Daha çok o küçük aletini kullanmaya fırsat bulamadan Zagor tabancayı dostunun şakana dayadı ve tetiğe bastı. Anne! Bu hareketin ardından madeni bir ses duyuldu. Silah ateş almamıştı. Karan ve karan bir tane. Ne oldu buna? Çok güzel Harigan. Sadakatine diyecek yok. O silah zaten çalışmıyor. Biri çıkıp onu bana ya da muhafızlarıma karşı kullanabilir. Ama sen bunu bilmiyordun. Bu yüzden sınavı başardın. Yanıldın ahbap. Biliyordum. Son anda horozun iğnesinin kesilmiş olduğunu fark ettim. O durumda mermi ateşlemesi imkansızdı. Eğer karşı koysaydım ikimiz de mahvolmuştuk. Oysa şimdi bu alçakların güvenini kazandım. Artık girişeceğimiz operasyonu ve size düşen görevi öğrenmenizin zamanı geldi. İki gün sonra bazı ülkelerin hükümet başkanları New York'ta toplanarak karşılıklı işbirliği anlaşması imzalayacaklar. Bu toplantının bir amacı da eski anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bir savaş çıkmasını önlemek. Eğer bu temsilcilerden bazıları bir suikaste öldürülecek olursa uluslar birbirlerini suçlayacaklar. Ben her şeyi ayarladım ve suikaste kurban gidecek başkanları özenle saptadım. Bu adamların ölümü çok ciddi tepkilere yol açacak ve sonunda bir dünya savaşı patlak verecek. Ve savaş çıktığında ben de bundan yararlanıp yeryüzünün en kudretli ve zengin adamı olacağım. Karamba Karambita. Kusura bakmayın Bay Dokumacı ama savaş sayesinde insan nasıl zengin olur anlamıyorum. Benim bildiğim savaşlarda bir yığın insan ölür ve yaralanır. Açlık ve kıtlık başlar, para ise ortadan yok olur. Zavallı budala, sen de bu vahşi ülkenin cahil halkından farksızsın. Eğer sen bir silah, cephane, patlayıcı ya da üniforma yapımcısı olsan, barış zamanı bunları kime satarsın? Bir savaş olmazsa onları kim satın alır senden? malların dükkanlarda çürüyüp gider. Oysa savaşta her iki tarafta satarak büyük karlar sağlı savaşta her iki tarafa da satarak büyük karlar sağlayabilirsin. Paranın yanı sıra başka kazançlar da sağlayabilirsin. Örneğin iktidar. Benim gibi bir adam dünya savaşında her istediğini elde edebilir. Bu söyledikleriniz müthiş şeyler bayım. Korkarım Maycroft haklıymış. Dokumacı durdurulmazsa uygarlığımız yok olur. Birkaç yıl içinde Amerika kıtasının yönetimini, yönetimini ele geçireceğim. Sonra da tüm yeryüzünün efendisi olacağım. Yaşamak isteyen herkes bana vergi ödeyecek. Gücüm karşısında boyun eğecekler. Ve kimse ama hiç kimse artık bana engel olamayacak.'' Ama önce fitili ateşleyecek kıvılcımı yakmalıyız. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Başkanlar New York'a değişik yollardan gelecekler. Özel muhafızlar tarafından sıkı bir şekilde korunuyorlar. Çok gizli tutulan bu yolculukların güzergahını gerekli bürolara sızan ajanlarım sayesinde öğrendim. Kurbanlarınız New York'a özel bir trenle gelecek. Demiryolun her karışı sıkı kontrol altında. Fakat siz bu engeli aşıp benim göstereceğim bir köprüye patlayıcı yerleştireceksiniz. Bunu yapacak yetenekte olduğunuzu kanıtladınız. Benzer işlerle görevli ikişer kişilik bir ekip daha var. Ekipler birbirlerini tanımıyorlar ve biri diğerinin görevinin ne olduğunu da bilmiyor. Muhtemel bir ihanete engel olmak için bu önlemi aldık. Eğer burada duyduklarınızı başkasına anlatmaya kalkarsanız kimse size inanmaz. Üstelik kaçak olduğunuz için önce kanunla başınız derde girer sonra da benimle. Çünkü kodeste bile olsanız intikamımı alırım. Şimdi gidin sizi buraya getiren kişi harekatın ayrıntılı planını verecek.'' dokumacı konuşmasını bitirince platform tekrar aşağı inmeye başladı ve birkaç saniye sonra gözden kayboldu. Karamba karambita ne diyorum biliyor musun? Zagor bizi buradan çıkardıklarında hemen uzaklara kaçalım bu adam zır deli. Tren havaya uçmayınca dokumacı avucunu yalar ve dünya savaşı falan da olmaz. Eğer iki ekibi diğer iki ekibi unutuyorsun. Hayır Chico eğer onları durdurmak istiyorsak bu oyunu sonuna kadar sürdürmeliyiz. Ama şimdi sus bir ses duydum galiba. E ne dersiniz beyler büyük adam değil mi? Herkesi dize getirecek inanın bana. Neyse işimize bakalım bunlar harekatın planları. İyice ezberleyip geri vereceksiniz. Sonra da sizi buradan çıkaracağız ve görevinizi yapacaksınız. Sırası gelince dokumacı sizinle irtibat kuracak ve emeğinizin karşılığını alacaksınız. Maskeli adam Zagor'la Chico'yu bir sürü koridordan geçirip bir odaya götürdü. Ve kapıyı üzerlerine kilitledi. İki arkadaş kendilerine verilen belgeleri haritaları, birliklerin harekat planlarını ve her türlü bilgiyi inceledi. Zaman zaman bir adam içeri yemek getiriyor ve Chico tüm korkusuna rağmen bu fırsatı değerlendirmekten geri kalmıyordu. Gınam hiç de fena sayılmaz. Şuraya baksana kibarlık edip boğazımızı ıslatalım diye küçük bir şişe de viski göndermişler. Ne dedin? Darkwood'un tüm davulları adına belki bu işimize yarar bir çözüm olabilir. Karamba Karambita, çözüm mü? Ne için? Açıklasana. Sonra söylerim. Şimdi bana başka malzeme gerekiyor. Hey, ne istiyorsun? Bir kalemle biraz kağıt, bazı notlar almam gerekiyor. Ona, o notları sonra burada bırakmasın. Yaka ile verirsen üzerine kanıt bulunmamalı elbette bırakacağım. Bana sadece şimdi lazım. Böylece çok geçmeden. Nöbetçi Zagor'un istedikleriyle geri döndü. İşte getirdim Erigan. Bir saate kadar işim bitecek. Bizi götürecek kişiye haber ver. Peki. Daha sonra. Hazır mısınız? Evet her şeyi iyice kafama yazdım. Güzel. Şimdi kusura bakmazsanız üzerinizi arayacağız. Bir belge saklamadığınızdan emin olmalıyız. Elbette. Hey bu da nedir? Hım biraz içki. İzin verirseniz onu yanıma almak istiyorum. Formda olmak zorundayız. Pekala alabilirsin. Şimdi de ötekini arayalım. Söylesene ne var bu kadar gülecek? Şey ben... Ben çok gıdıklanırım. Her şey tamam. Gelin benimle. Ne biçim örgüt. Hiçbir şeyi ihmal etmiyorlar. Arabaya binmeden önce gözlerinizi bağlayacağız. İşte alın. Ne kadar az şey görürseniz sizin için o kadar iyi olur. Dikkat etsene. Haydi al şunu yerden. Afedersiniz, arabanın altına düşmüş. İşte oldu. Daha ne bekliyorsun? Gözlerini bağla. Zagor ile Chiko bindikten sonra araba kentin sokaklarında ilerlemeye başladı. Aradan 20 dakika geçmişti ki gözlerinizi açabilirsiniz. Haydi inin aşığı. Şimdi size patlayıcıları ve silahları vereceğim. ihtiyacınız olan her şey burada. İki tabanca, cephane, patlayıcı ve yol masrafları için gerekli para. Elveda, şansınız açık olsun. Arabaza Gorlechko'nun bakışları altında uzaklaşarak kendi sokaklarında kayboldu. Darkwood'un tüm davulları adına gitti. O alçak şeyi kontrol ederken soğuk terler döktüm. Neyse ki sıvının sesini duyunca ikna oldu da açıp bakmadı. Yoksa içindeki viski yerine mürekkep olduğunu görecekti. Not almak bahanesiyle getirdim mürekkep. Karamba Krambita doğrusu çok ustaca davrandın. Durumu bildiğim halde bandı düşürmüş gibi yapıp şey arabanın altına yerleştirdiğini ben bile fark etmedim. Yanlış hesaplamadıysam gevşek bıraktığın kapaktan mürekkep damlıyor olmalı. Bu sayede dokumacının sığınağını bulabileceğiz. Zagor, hey Zagor, işte bir tane sülalemin bütün bıyıkları adına başardık. Daha doğrusu sen başardın. Zira oraya dönmeyi çok istediğini biliyorum. Ama senin yüzünden bu belaya bulaşmak istemediğim için bu işi bensiz yapacaksın. Pekala sevgili fırçam. sen bilirsin gitmekte serbestsin. Fakat paraya ve silahları benim ihtiyacım var ve ve beni sokak ortasında terk edip gideceksin. Pöh seninle kalmam için her zamanki gibi şantaj yapıyorsun. Tek başına başaramamaktan korkmuyorsun, korkuyorsun değil mi? Bensiz hiçbir şey yapamayacağını niye itiraf etmiyorsun?'' Zagor ile Çiko ıssız bir köşede cephane torbasını açarak dinamit lokumlarını kemerlerine yerleştirdiler. Sonra da mürekkep izlerini takip etmeye başladılar. Şurada bir tane var. Geçtiğimiz yerler aklımızda kalmasın diye çok karışık bir yol izlemişler. İki arkadaş arabanın geldiği yolu adım adım ters yönde kat ettiler. Garip ileride diğerlerinden ayrı bir leke var. Dur bakalım belki de mürekkep lekesi değildir. Baltalı ilah yerdeki bakmak için eğildi ve aynı anda öldürücü silah olan bir şuriken başının üzerinden vınlayarak geçti. Bin kafa derisi adına bir ninja dikkat et. Tarikat üyesi katillerin korkunç silahı bu kez de Çiko'yu sıyırarak geçti. Zogor, biri daha geliyor. Katiller iki arkadaşı doğru sessizce saldırıya geçtiler ve, gö ve göğüs göğüse müthiş bir mücadele başladı. Bin kafa derisi adına işler sarpa sarıyor. Eğer gayret edersem baltalı ilah insanüstü bir gayretle kolunu kurtarmayı başarıp silahını ninja'nın göğsüne çevirdi ve ateşledi. Vurulan saldırgan avını bırakırken ikinci ninja da tehditkar bir şekilde Zagora döndü. Gözleri "Onları tanıdım. Bana öldüren darbeyi indiren adamın gözleri bu." Ninja deyici bakışlarını Zagora dikmişti. Birden baltalı ilah tüm vücudunu korkunç bir acı kapladı. Sanki bütün kemiklerin müthiş bir gücün altında eziliyordu. Tüm eklemleri çatırdamaya başladı. Titreyen ölümün korkunç gücüydü bu. Hayır şimdi olmamalı. Uh karamba karambita. Taban da yok. Kavga ederken kaybettim. Vantril. Çiko küçük aleti çabucak ağzına attı ve bir saniye sonra sesi karşı köşede yankılandı. Dur! Polis! Ninja bir an için konsantrasyonunu bozarak çevresine bakındı. Zagora bu kadar yetmişti. Acıdan kıvranarak silahındaki mermileri adamın üzerine boşalttı. Saltılıların vücuduna ezen korkunç ağır, ağırlık aniden yok olmuştu. Ninja ölümüyle titreyen ölümün etkileri de kaybolmuştu. Darkwood'un tüm davulları adına Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum sevgili fıçım. Az daha param parça olacaktım. Pöh ben biliyorum Zagor yıldırım hızıyla buradan çekip gitmemiz yeterli. Ama bana öyle geliyor ki hala dokumacının inine gitmek niyetindesin. Öyle fakat şu anda tetikte bekliyorlardır. Ninjaları peşimizden gönderdiklerine göre bizi fark ettiler demektir. Belki de işlerinden biri mürekkep izlerini görüp planımızı anlamıştır ve bize karşılama törünü hazırlıyorlardır. Ama belki de birkaç dakika sonra siyahlar giymiş iki kişi ısı sokaklarda hızlı ilerliyordu. Kah bela lanet. Bu kılıkta kendimi çok komik hissediyorum. Üstelik bu elbise bana çok dar geldi. Bu kez haklısın Chico. Gerçekten çok komiksin. Ama bu şekilde o katilleri belki kandırabiliriz. Bak izler şu köşeye doğru gidiyor. Ve geri de dönmüyor. Bulduk onu Chico. Eminim şu anda bizi gözlüyorlardır. Belki de tüfeklerini, tüfeklerini üzerimize çevirmişlerdir. Eğer kapıya ulaşmadan bizi tanırlarsa sonumuz geldi demektir. Onlar mı? Evet bizimkiler. O iki cihaz temizlediler herhalde. Demek yanılmamışım. Bütün deneyleri başardılar. Ama onların hain olduğundan emindim. Fakat bir dakika bu gelenler fazla iri yarı ve... Bizimkiler değil onlar. Ateş, lanet olsun ateş. Bizi fark ettiler Çuko ama dönüş yok artık. Haydi. Acele et sevgili fıçım. Böyle bir saldırı ummadıkları kesin. Bu karşı bu karışıklıktan yararlanmalıyız. puf uh, uf uh, yemin ediyorum gelecek sefere yemin etmeyi falan bırak da dinamitleri atmaya hazırlan. İşte oradalar ateş. Durun geri gelin. İleri ileri silahlarınızı atın işiniz bitik. Lanet olsun işler kötüye gidiyor. Bak bahse girerim simit dokumacıya koşuyordur. İçeri girdi. Dikkat. Bin kafa derisi adına. Dinamit kullanmak lazım. Geri çekil çiko. Bir dakika sonra. Başka bir koridor daha. Bu ev labirentten farksız buradan o, bak burası dokumacı ile karşılaştığımız salon platform aşağı iniyor atla çiko dokumacının aşağıda bizi beklediğine eminim yer altındaki odaların birinde bırak hepsini ahbap yoksa kurşunu yersin ''Tamam, ateş etmeyin. Ver bakalım neymiş o kadar önemli olan şeyler. Tanrım, bir liste. Dokumacı örgütünde bulunan ve onunla işbirliği yapanların adları bunlar. Zagor, şuraya bak. Dokumacı. Uğursuz alçak, o iğrenç suratını göster bakalım. Darkwood'un tüm adı davulları adına bir kukla fakat nasıl konuşuyordu? Zagor. Bir maske, dokumacı oydu. Yani simit. Ve bir vantrilokmuş. Nasıl konuştuğu anlaşılıyor. Kaybedecek zamanımız yok. Bu kapıyı da havaya uçurmamız gerekiyor. Birden koca bina temelinden sallanmaya başladı. Darkwood'un tüm davulları adına her taraf yıkılıyor. Belki de bizim patlayıcılardır. Gidelim, gidelim. Zagor ile Chico tam zamanında davranıp kendilerini dışarı atmışlardı. Aynı anda müthiş bir patlama büyük binayı yerle bir etti. Aradan bir ay geçmişti ki bataklıktaki kulübe eski sakin sakinlerine kavuşmuştu. Neyin var Çiko? Düşünceli görünüyorsun. Bense hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Uzun bir aradan sonra Darkwood'a dönmek için sabırsızlanıyordum. Yeniden baltamı kullanabilmek ve hepsinden önemlisi tekrar gerçek kimliğime kavuşmak çok güzel. Sadece dokumacı o cehennemden kurtulabildim mi diye merak ediyorum. Merak ediyorum kurtulsa bile örgütünün yeniden kurması yıllar sürer. O dosyada adı yazılı olan herkes tutuklandı. Aralarında önemli kişilerin de isimleri vardı. Bu arada Barış Konferansı'nda olay Barış Konferansı da olaysız geçti ve öğrendiğime göre olumlu kararlar alınmış. Bu yüzden sanki canını sıkan bir şey varmış gibi durmadan aşağı yukarı yukarı dolaşmanın sebebini anlamıyorum. Elbette canımı sıkan bir şey var. Postayla göndermeleri için bir sipariş vermiştim ve durun ki daha kala görünürlerde yok. Sipariş mi yoksa dolandırıcının birine mi kandın yine? Ağır ol bakalım. Benim vantrilin faydalarını gördükten sonra satın aldığım şeylerden bir daha şikayet etmeyeceğini söylemiştin. Şimdi sözünü tutmanın sırası geldi.'' Uh, ağaçların arasında birini gördüm. Evet, Drinky Duck bu. Böylece, kah, bela, lanet. New York'taki hapishanede daha rahattım. Hiç değilse insan kafasını dinleyebiliyordu. Keşke dokumacı ile konuşabilseydim. Belki Chico'yu susturmanın bir yolunu bulurdu. Bu maceranın sonu.